Merhabalar sayın seyirciler. Atla gelişelim'e hoş geldiniz. Sloganımızı hatırlatıyorum. Atlar iyileştirir, atlar geliştirir, atlar birleştirir. Bugün de ünlü jokeylerimizden Ali Kaçmaz'la ünlü oyuncularımızdan Tuğçe Karaoğlan'ı bir araya getirdi bu program. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuğçe, seninle başlayalım. Sen hoş geldin, bizim misafirimiz oldun bugün hipodromda. Senin atlarla ilgili ilginç anıların var aslında. Onlara geçmeden önce şöyle bir Mimar Sinan Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Enstrümanla ilgili bir eğitimin var, opera var. Hangi enstrümanı Klarnet. çalıyordun? Klarnet çalıyordun. Daha sonra oyunculuğa geçiş var. Dizilerim var. Mesela bilinenlerden Anneler ve Kızları 2011 senesinde. Osmanlı'da Derin Devlet. İlginç bir hikaye. Fabrika Kızı var. Sinema filmlerinde Issız Adam'daydın. 2008 senesindeydi. Çok da konuşulmuş bir sinema filmidir. Değiştir Bakalım var. Bahtiyar, Bahtı Kara var. Asıl tiyatro hayatın da enteresan. Orası çok daha donanımlı ve halen aktif devam eden sahnede oynadığınız bir oyununuz var. Tiyatroya geçeceğiz. Ama öncesi başlayalım seninle. Bu özellikle atla ilgili anını dinlemek istiyoruz. Şimdi iki tane Gelini. var. Gelinlik Gelini, olarak. Tamam. evet. Şöyle ki o biraz önce konuştuğumuz İş Annelerle Kızları dizisinin ilk bölümünde hikaye benim düğünümle başlıyordu. Benim karakterimin düğünüyle başlıyordu. Ve bütün gün gelinlikle gezmek zorunda kaldım Malatya sokaklarında. Mevsim. Ondan sonra mevsim yazdı, yani çok Eyvah. sıcaktı. Eyvah. Ondan sonra önce böyle gelinlik fikri, böyle giymek, o beyaz, ah ne kadar güzel, prenses gibiyim falan diye böyle bir edayla dolanırken azaba dönüştü. Çünkü şey sahnesiyle başlayıp, evden gelin alma sahnesiyle başlayıp, işte beni bir ata bindirip ondan sonra köy sokaklarını saatler boyunca böyle halkla beraber at eşliğinde gezdim ben. Ondan sonra Güzel. üzerimde koca bir gelinlik. Ondan sonra o gün diyorum zaten attan ve gelinlikten soğudum diye. Öyle bir durum. Yok yok, yani Soğumayalım. şey, tabii işin esprisi, Tabii yani çok ki. benim için şey bir gündü, zor bir gündü. Sonrasında Evet. gece düğün çekim sahnesiyle devam etti. Yani o gün bitmedi kısacası. Hani Evet, o gün evet. bitmedi. Öyle bir anım var. Biniciliğe, yani at binmeye çok iddialı Çok. başlamışsın. Bütün gün atın üzerinde. Çok 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 Gerçekten yani. haklısın yani Yani soğutmak tavsiye konusunda. etmiyorum gelinlikle kimse ata binmesin. Yani yapmasınlar. Hele ilk binişi öyle yapmasınlar. Evet, aynen. Aynen öyle. Evet. Evet, Ali Kaçmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de 2012 mezunusun. Evet. Tabii 150 kere, 150 kere herhalde bir 150 birincilik mi birincilik gerekiyor? gerekiyordu. Evet, onu başardım. 2013 senesinde başladım at binmeye. Şu an için 232 tane birinciliğim var. 233. 233. Evet. Ben de öyle. 2457 kere koçmuşsun. Evet. 233 birinciliğim 233 var. olmuş. Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Evet. İkincilik? İkincilik 10 işte 242 ikincilik. 242. Üçüncülük 239. Dördüncülük 238. Çok Evet. güzel. İlk dört para kazanıyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Aa, güzel. O Onun için zaman ilk dört bizim güzel. için Evet. önemli. Tebrik Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Evet. Senin için küçük Süleyman Akdi de diyorlar. Süleyman Akdi çok ünlü. 40 sene koşmuş jokeylerimizden. Emekli artık. Küçük Süleyman Akdi yapan seni nedir? Hatta bir de dinamit jokey deniyor. Nedir bu Yani lakapları veren sana? benzetildiğim doğrudur. Hani fiziki yapımdan dolayı ve at binişimden dolayı benzetildiğim doğrudur. Benzetildiğim için de nasıl söyleyeyim, yani tabii büyük bir jokey, imparator lakabı var. Evet. Kendim açımdan gurur duyuyorum yani böyle söylentilere. Ben de onun gibi olma yolunda ilerliyorum işte. Çok Yani güzel. evet. Dinamik olmak çalışmanın şeyidir tabii. Çalıştığım zaman, sürekli formda tuttuğum zaman kendimi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum tabii. Bir de sende bir salon sporu da görüyorum vücudunda. Normal değil. Aslında çok da ilgilendikleri bir spor değil jokeylerin. Ben mi yanılıyorum? Yani normalde yapılan bir spor değil tabii. Değil mi? Ben şu anki vücudumu at binmeye borçluyum. Ekstra tabii spor yapıyorum ama at binme gerçekten vücudumun en büyük şeyi oldu, faydası oldu. Sürekli aktif at bindiğim için kendimi zinde ve formda tuttum. Bu şekilde oldum. Ekstra tabii spor yapıyorum, spor salonuna gidiyorum. Hani boş zamanlarımı spor salonunda yürüyüş yaparak, ne bileyim, dışarıda ekstra aktivite yaparak değerlendiriyorum.
Vücudum da demek ki bu şekilde devam etti. Evet. Dinamit jokey lakabını gerçekten hak ediyorsun. Evet. Görüntüm böyle fişek gibi. Teşekkür ederim. Çok güzel, mersi, maşallah. Çok sağ olun. Peki hikayen nedir? Senin başlangıç noktan nasıl oldu? Kimdi senin ilhamın veyahut da rol modelin var mıydı? Yani en büyük başlangıcım tabii atlara olan sevgimdi. Atlara olan sevgim beni bir kat daha öne sürdü. Atlarla birlikte olmayı çok seviyordum. Yarışlara geliyordum sürekli küçük yaşlarda, okul zamanlarında yarışları izlemeye geliyordum. Aileden biri elini tutup mu getiriyordu, kendi merakın mı? Yani aileden gelen oluyordu tabii. Amcam kendim jokey şu an Avustralya'da at biniyor. Onun da bir vesilesi oldu tabii, ondan biraz heves aldım. Tabii. Buraya geldiğim zaman buradaki atmosfer beni çok etkiliyordu küçük yaşlardan beri. Yarışları izlediğim zaman heyecanlanıyordum, kendim binmiş gibi hissediyordum. Bir gün ben de bu sahada at bineceğim diye hayal kurdum. Güzel. Sürekli hayallerimin güzel yolunda devam ettim. İşte bu başarı hikayeni duymamız evet, lazım. Çok en güzel. Sonunda da istediklerim, hayallerim gerçekleşti ve jokey oldum. Lisans aldım işte, öyle o şekilde devam ettim. Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi Tuğçe bizim yanımızda. O bir oyuncu. Bambaşka bir dünyadan. İkiniz de apayrı dünyalardasınız aslında. Çok da farklı. O farklı dünyaya dair bilmek istediğin bir şey var mı, soralım Tuğçe'ye? Yani dışarıdan, televizyonlardan izlediğimiz gibi hani nasıl roller falan, nasıl yap... Şimdi herkesin kendine göre bir yeteneği var tabii. Hı hı. Yani biz televizyondan izlediğimiz zaman o gerçek duyguyu hissedebiliyoruz. Sizde nasıl bir etki yaratıyor mesela? Ha, içeride nasıl bir evet şeye dönüyor? Şöyle ki... oldun mu? Evet, evet. Yaşıyor musun birkaç gün kötü kadın oluyor musun evde de? Aslında olmuyorum. Yani ben role girme kısmını tabii ki içeriden onu, yani oyunculuk içten dışa bir şeydir. Dıştan içe bir sistem değildir aslında. Yani evet, olması gereken şekli odur. İçeride o duyguyu evet başlatıp ondan sonra dışarıya da onu yansıtmak lazım. Yani şimdi bununla alakalı tabii çok uzun eğitimler sizin de yaptığınız gibi. Tabii. Çok uzun çalışmalarımız var. İşte doğaçlamalarıdır falanıdır filanıdır. Hani yıllarca bunun üzerine bir eğitimimiz var. Ama şeyde sıkıntı yaşandığı tabii ki oluyor. Yani bazen öyle bir halde oluyorsun ki o duygu senin için o an orada değil. O zaman çalıştırmak için onu başka bir şey yapman gerekiyor. Kafanda atıyorum bir egzersizdir, bir şeydir. Evet. Hani onunla bazen yapmak gerekiyor. Çünkü bazen hani öyle bir atıyorum oyun düzeni oluyor ki haftada 7 akşam aynı oyunu her akşam oynuyorsun. Her gün aynı duyguyu yakalamak tabii, zor. Olmuyor yani bazen. Zor, aynen, hani, zor oluyor. Zorlanıyorsun bazen. O duyguyu yakalamak önemli işte, evet, o evet, sırada evet, aynen. Ya ama şey hani bu genellikle seyirciden de şöyle tepki alan bir şeydir. İster dizide olsun, ister tiyatroda olsun, sinemada olsun. Seyirci bunu tabii öyle anlamıyor. Sen biliyorsun içeride ne yaşadın. Aa, biz hiçbir şey anlamadık. Mesela ben diyorum ki çıkınca çok kötü bir oyundu bugün benim için diyorum. Biz hiç öyle anlamadık ama ben de öyle işlememiş olabiliyor hikaye. Yani her zaman aynı şeyi korumak biraz şey olabiliyor. Bazen zor olabiliyor. Evet. Ali sen izliyor musun sinema filmi? Gidiyor musun sinemaya? Sinema merakın filmlerini var mı? Boş zamanlarımda değerlendiriyorum tabii. Hı-hı. Sürekli yarışlar olduğu zaman pek zamanımız olmuyor. Ama boş zamanlarımda değerlendiriyorum. Sinema izliyorum. En dizi konusuna gelince de dizi hiç izleyemiyorum. Mesela izledim, akşam yarışları oluyor. Yani dizi izleme şansımız hiç olmuyor. Hı-hı. Saat 9-10'da yarışlar bitiyor. Ondan sonrası zaten yorgunluk falan derken uyuyoruz. En son hangi filme gittin sinemada? Şampiyon filmini izledim. Tabii evet ki. Evet. Sen izledin mi şampiyonu? Henüz değil ama çok güzel diye çok duydum. Güzel. İzlemek tavsiye istiyorum. Tavsiye ediyorum. İzlemek size, istiyorum. Evet. Hatta buraya geldikten sonra özellikle şimdi benim için daha bir şey oldu bunun evet, anlamı. Evet. Bekada da gördüm. Evet, birkaç evet sahne burada geçiyor evet çünkü. Aynen. Şşşt, Bolt Pilot geliyor kısmı evet, çok güzel değil mi? Evet. Böyle bir şey, böyle bir var, at yani evet, tarihe gerçekten. Aynen. İzleyiciyle de geçmiş yani. Hani İzleyiciyle... atın hareketini destekleyen, tabii, tabii, varlığını destek hisseden bir izleyici. Zaten gerçek bir hikayeden gerçek alınma gerçek değil mi? Gerçek bir hikaye, evet. Çok karakterli bir attı kendisi. Çok beğeniyordum, izliyordum. Çok beraber koştun mu hiç Bolt? Yok, ben o zamana yetişmedim. Değil mi? Yetişemedin. Eski doğru, doğru, doğru. O zaman ben yoktum, olarak, evet. Evet. Tabii sizde yaş sınırı olmadığı için biz böyle şey yapamıyoruz. Böyle sorular gelebiliyor bazen. Kaç yaşına kadar koşmayı planlıyorsun? Nasıl yani? Çalışmadığın yerden sordum. Bunu ben de merak ediyorum. Çocukken hayal kuruyordun değil evet mi? Şimdi de hayalini kuruyor musun belli yani bir yaşa hayalini kadar? Hayalini kuruyorum tabii de. Yani ne zaman olur bilmiyorum ama devam ediyorum yani. 50 yaşına kadar, 40 yaşına kadar. Vücudum nasıl elverişliyse ya 40 yaşına kadar deme ne olur. 50'yi kabul ederim de. 50'yi kabul ederim. Vücudum yani nasıl hissedersem o yaşa kadar devam etme planım var, istiyorum tabii. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Şey, en yüksek yaş sınırında yarışmış olan jokey kimdir?
Son zamanlarda... Galiba Süleyman Aklı mı çok? Kaç yok, peki bu yaş? Son zamanlarda Recep Manav diye bir abimiz bindi. O tam olarak yaşını bilmiyorum ama en yaşlısı o şu an. Ortalama ne gibidir? Ya, yani zaten 55 üstüdür herhalde. 50, 60, 55 mi? 60 mı? 60. 60. 60 yaşında evet. Değil mi? Demek ki olabiliyor. En son o bindi yani. Şu an aktif de binmiyor zaten. Hı-hı. Ama bindi yani. 60 Hı-hı. yaşında şu an kendisi. Peki nedir sizi hani bu sınırsız yaş bunu yapabilmek için nedir bunu tutan? Yani gerekler neler? En önemlisi bir kere kendine iyi bakman lazım. Hı-hı. Bizim uyku düzenimiz mesela hiç yok. Beslenme düzenimiz hiç yok. Yani sürekli yollardayız, sürekli yorgunluk. Yani önemli olan kendine çok iyi bakabilmen. Hmm. Kendine ne kadar iyi bakarsan, kendini ne kadar formda tutarsan o kadar ilerlersin diye düşünüyorum. Form derken birazcık bilgi verebilir miyiz burada? Çünkü bilmediği bir konu Tuğçe'nin. Olabileceğiniz maksimum kilo nedir? Olabileceğimiz maksimum kilo 50 kilo. Ben şu an 50 kiloyum zaten. 50-51 arası gidip gelip. Formu, kilomu da çok koruyorum yani. Üstüne yediğim, çıkmamak gerekiyor evet. bunun. Hmm. Yani 51'in üstüne çıkmamayı planlıyorum. Çıksam da sauna falan derken tekrar aşağı inebiliyorum. Peki bunu söyledin ama beslenme düzeninin aslında çok hani sizde de çok sistemli olması gerekiyor aslında evet. ama yapamıyorsunuz galiba. Yapamıyoruz. Yapanlar var tabii. Ben yapıyorum ama yani nasıl söyleyeyim? Sürekli nasıl bir beslenme düzeni peki hani? Sabah kahvaltısı yapıyorsun mesela. Genelde ekmek yemiyorum ben. Hı. Haricinde öğlen yemeklerini çok az geçiriyorum. Akşam yemekleri keza gene aynı. Hı. Yani yağlı yemeklerden ne bileyim hamur işlerinden, kilo yapacak şekilde olan yemeklerden uzak duruyoruz. Evet. Ama değil hani saatli yapabileceğin bir düzende yaşayamıyorsun ister istemez. Anladım. Çünkü öğlen yarışlar oluyor bazen İstanbul'da, Adana'da, Kocaeli'de. Hı. Akşam yarışları oluyor. Tutturamıyorsun yani o... Yol git gel evet, falan filan. O düzeni tutturamıyorsun. Yemek, beslenme düzeni tutturamıyorsun. Akşam yemeğini akşam koşusundan sonra yiyorsunuz değil evet. mi? Yarış, yani kaç oluyor? Yani yarış sırasında yemek yeme şansımız yok. Hı-hı. Çünkü yarışlara çıkıyoruz. Hı-hı. Kilo problemleri oluyor. Hı-hı. Anca yarışlardan sonra yiyebiliyoruz tabii. Ben burada bir şey soracağım. Her yarışlardan önce siz şimdi tartılıyor musunuz yani? Tabii her yarışlardan önce kendimizi kilomuza göre tartıyoruz. Yarışların sikletine göre hareket ediyoruz. O siklet doğrultusunda hani ne bileyim kilomuz veya ağır veya zayıf geldiğimiz zaman ağır kilo atlar için saunaya giriyoruz. Hı. Hafif kilo atlar hep rahat binebilmek için. Hı. Saunada kalıyoruz bir saat, bilemedin yarım saat. Bir kilo, iki kilo verdiğimiz günler oluyor, zamanlar oluyor. Bir saat saunada kalıp iki kilo veriliyor mu ya? Tabii, veren arkadaşlarımız var. Her gün saunaya girelim o zaman. Şimdi bir de bünye meselesi tabii. Bünye nasıl hareket ediyor, onun şeyine göre kilo veriyor tabii. Bir saat kalıyor, iki kilo veriyor mesela. Ben bir saat kalsam iki kilo veremem. Yani... Peki bu yarıştan ne kadar önce yapılan bir şey? Yarıştan 2 saat, 3 saat öncesinde geliyorlar sauna yapanlar tabii. Hı. Rahat bir şekilde sauna yapmak için, yarışlara rahat bir şekilde çıkabilmek için. 2 saat öncesinden, 3 saat öncesinden geliniyor, hazırlanılıyor. Daha sonra işte yarışlara çıkıyor. Bir şey daha soracağım ben. Tabii. Peki yarış öncesinde yani birkaç at seçeneği var ve bir tanesine mi biniliyor yoksa senin bineceğin at o yarışta belli? Ve evet, ona biniyorsun evet. değil mi? Şimdi, hani birkaç tane attan bir tanesi seçilip kilo bilmem neye göre şey olmuyor. Hayır. Şimdi kayıtlar olunuyor. Bir hafta öncesinden kayıtlar olunuyor. Hı-hı. Bineceğin atları menajerin aracılığıyla kayıtlarda buluyorsun. Hı-hı. At sahibiyle, antrenörle iletişime geçiyorsun. Bineceğin atları idmanlarını, galoplarını ne bileyim çalıştırıyorsun, hazırlıyorsun. İki gün yarışlardan iki gün öncesinde deklare denilen şey var bizde. Jokeylerin Hı-hı. kayıtları yani. Hı-hı. Jokeyler kayıt oluyor deklere günü, bineceği atlar orada belli oluyor, yarış programı çıkıyor. Ertesi günü yarış programından ona göre hareket ediyorsun, daha sonra yarışlara çıkıyorsun tabii. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Senelerce aynı atla yarışan jokey var mı? Yani hep aynı atla yarışa çıkıyor, hep aynı. Yani hep aynı atla çıktığım yarışlar oldu tabii. Ama ekstra farklı atlara hep aynı ata da binmiyorum. Ekstra farklı atlara da biniyorum tabii. Anladım. Hep bindiğim at oluyor yani. Her zaman tercih ettiğim bir at oluyor benim. Senin hep bindiğin ve tercih ettiğin at aynı anda seninle yarışıyorsa başka bir biniciyle o nasıl bir his? Nasıl yani? Sen normalde
bir tane atı tercih ediyorsun. Evet. Ama o defa o sende değil, başka bir biniciyle gidiyor. Aynı yarıştasın. Yani, oradaki hissiyatın nedir? Tabii ben binmek istiyorum yani, sürekli bindiğim, tanıdığım bir at olduğu için tabii binmek istiyorum ama o da at sahibinin, antrenörün tercihi. Gene şans diliyorum. Gene en iyi şekilde çıkarmasını, yarış çıkarmasını diliyorum. Ben de rakip olarak tabii onu geçmeye çalışıyorum tabii ki, yani. Evet. O kadar da sevinmiyorum. Aynen. Bir şey daha tartıyla ilgili, yani şey, kilo ile ilgili. Evet. Yarış öncesinde olması gereken kiloda değilse yarışa katılamıyor. Onu da belirtirsen. Aynen. Çok enteresan bir. Bunun sınırı şey, at sikletlerine göre değişiyor değil tabii mi? Mesela atın handikap puanı denilen şey var. Atın bir puanı var. O puanına göre kilo veriliyor ata. Mesela düşük puandaysa en düşük kilodan başlıyor, 50 kilodan başlıyor. Mesela puanı yüksekse 63 kilodan başlıyor. En yükseği şu an 63 sınırlamada. Anladım. En düşüğü 50 kilo. Sen en düşüktesin. Yani en düşükte biniyorum, orta siklette biniyorum, ağır siklette biniyorum. Yani o an, o gün nasıl denk geldiyse o şekilde biniyorum. Anladım, çok ilginç bir şey. Evet. Tuğçe, bizim konumuz biraz da bu programın konusu sezgisel iletişim. Şimdi sen mesela bazen karar vermek durumunda kalıyorsun ve tabii ki mantık bir tarafları götürüyor. Rasyonel beyin belli bir datası var, onu kullanmanı istiyor. Ama diğer taraftan da içeriden bir ses geliyor, sezgiler. Sanatçılar bunu biraz daha iyi kullanabiliyorlar, sezgisel taraflarını. Kullanılmış kasları olduğu için, güçlü kaslar aslında. Hayatla ilgili kararlarınızı verirken o tarafı kullanabiliyorsunuz. Evet. Sende bu durum nasıl? Sezgilerini ne kadar kullanıyorsun? Şöyle ki, ben biraz şey bir insanım, yani yapı olarak biraz her şeyin mantığıyla yaşamayı seven, hani bunun ben bir bilimci bir tarafım var benim. Emin olmak isterim yaptığım, yapacağım şeylerden, ister işle alakalı olsun, ister kendi özel yaşamımla alakalı olsun. Ama sezgisi bende iyi olmayan hiçbir işe girmem mesela. Yani istediğim kadar para kazanacak olayım, bütün dünyayı gezecek olayım, öyle olsun böyle olsun. Eğer ben o işle alakalı, çalışacağım insanlarla alakalı iyi hissetmiyorsam girmem mümkün bile değil. Ben ekipçiyimdir çok fazla. Arkadaş seçimi olarak da şeyimdir. Sabit bir arkadaş çevrem vardır. Biraz kalabalık da olsa hep hayatımda olan insanlardır. Beraber iş de yaparız. Ki bizim işimizde arkadaşınla iş yapmak, güzel iş yapabiliyor olmak çok keyifli bir şeydir. Çok özel bir şeydir. O zaman çünkü sahnedeki her şey başkalaşıyor. İster dizi olsun, ister tiyatro olsun, ister müzik yapıyor olayım. Eğer arkadaş olamıyorsam girdiğim ortamdaki insanlarla, bir süre sonra ben kendimi oradan çeker alırım zaten. Yapamam çünkü. Huzurla çalışamıyorum o zaman. Evet. Öyle bir şeysi var bende. Ve bütün çünkü. Evet, bir bütün. Kısmı yani çok daha önemli. Aslında profesyonel bakıp çok işin popülaritesinin ya da parasının çok iyi olacağı bir şekilde insan kendini barındırabilir, bu şekilde yaşayabilir. Bu da başka bir yöntemdir. Belki de o kadar profesyonel değilimdir hissiyat olarak. Evet, evet. Ama sezgiler doğru yolu biliyor. Ben birisiyle alakalı naçizane kendi düşüncem, arkadaş hayatımı almak olsun, iş hayatımı almak olsun, ilk etapta sezgi olarak bir şeyin ters gittiğini düşünüyorsam o %99 hep çıkıyor. Evet. O anlamda kendime güveniyorum. Güzel. Yani insan sarrafı olmakla alakalı değil ama benim bir anlaşabileceğimi düşündüğüm insan yapısı var. Onu da ilk anda anlayabiliyorum birazcık sohbet ettikten sonra. O öyle olmuyorsa geri kalanında da akmayacak demektir. Güzel. O. Benim işim bir akıntıyla giden bir şey zaten. O hayat böyle aslında. Evet, onu da bırakmak lazım. O döngü böyle güzel sağlanmıyorsa, orada hep böyle tık 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 duran bir şeyler varsa o ters gidecektir. Ben huzurlu çalışamayacağım. Bence gerek yok. Hayat kısa. Yani. Tespitler çok doğru. Evet. Ali, sen de mesela bazen çok yeni tanıştığın bir atla koşuyorsun. Evet. Peki yarış öncesi neler hissediyorsun? At birinciliğe koşacak mı? Niyeti nedir? Birazcık belli ediyor mu bunları? Sen oradaki sezgisel olarak iletişimini anlatabilir misin bize? Yani atla çok, eğer ilk defa biniyorsam çok kısa zaman dilimi var zaten. Padoğa çıkıyorsun, at sahibiyle birlikte taktikleri alıyorsun. O sıra at gezerken ben sürekli atımı gözlemliyorum. Hem konuşuyorum hem atımı gözlemliyorum. Nasıl bir ruh halinde olduğunu hissedebiliyorum yürüyüş, yani yürüyüş tarzından olsun, hal ve hareketlerinden olsun hissedebiliyorum. Yanına gittiğim zaman onu sevgiyle gittiğim için, sevgiyle karşıladığım için yarışı bir motiveyle hazırlıyorum. Üstüne çıktığım zaman mesela konuşarak, severek, ne bileyim, onunla sürekli iletişim halinde olarak yarışa kendimi motive ediyorum. Konuşuyorum sürekli, kulakları sürekli bende de olduğunu hissedebiliyorum.
Yani bu şekilde yarışa hazırlıyorum. Güzel. Agresif olduğu zaman hissedebiliyorum onun nasıl bir yapıda olduğunu. Hı-hı. Onu yatıştırıyorum konuşarak, severek. Hı-hı. O da benim söylemlerimi anlıyor diye hissediyorum. Çok güzel. Evet. Ali, galiba bunu örnek Matiz'den bahsedebilir miyiz? Matiz, evet. Matiz çok sevdiğim bir attı. Çok severek bindiğim bir attı. Çünkü çok iyi anlaşıyorduk kendisiyle. Yani nasıl söyleyeyim, ağzı var dili yok gibi. Hı-hı. Beni sürekli dinlerdi kendisi. Üstüne bindiğim zaman anlardı benim bindiğimi. Hı. Severek, konuşarak ben ona kendimi tanıtırdım. Ben geldim diye söylerdim ona. Hı hı hı. Bir gün start içerisinde çok önemli bir yarış koşuyoruz. Konya. Nerede dedin? Start içerisinde. Ha, start içerisinde. Start'a girmişiz. Hazır hı hı. halde bekliyoruz. Çok önemli bir yarışa çıkıyoruz. Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusu. Kulağına yanaştım. Biz bu yarışı kazanacağız oğlum dedim. Hı hı. O da ufaktan bir ses çıkardı. Ay, çok tatlı. Onayladı. Evet. Ay, çok tatlı. Biz bu yarışı kazanacağız oğlum dedim ve iki kere böyle severek, dokunarak okşadım. O da içten bir ses çıkardığını duydum. Tamam gibisinden, kazanacağız çok gibisinden güzel. Bir şeyler söylediğini hissettim. Start verildi. En öne çıktık. Numara götürdük. O şekilde yarışı bitirdik. Yanındaki ata sürekli mücadele verdi. Burunla kazandık. Yarış bittikten sonra gene bana bir seslendi. Kazandık gibisinden gene bir seslendi. O anı hiç unutamıyorum. Çok kendisi güzel. Beni dinlerdi, yarış içerisinde dinlerdi. Padokta üstüne bindiğim hı-hı. zaman hissederdi. Öyle bir attı yani Matiz. Çok hı-hı. sevdiğim hı-hı. bir attı. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Peki hiçbir yarışa anlaşamadığını düşündüğün bir atla çıktın mı? Tabii ilk bindiğimiz atları tanımadığımız için pek uyum sağlayamıyoruz. Çünkü hı-hı. nasıl bir huyda, nasıl bir şeyde ruh halinde onu... ilk yarışlarında çözem ama ikinci yarışında onun nasıl bir ruh halini hissedebiliyorum. Yani üstünde hmm. çıktığım zaman şu hareketleri yapacak, yaptırmamam diyebiliyorum yani. Onu şey yapıyorum. Peki bu uyumun hiç sağlanamadığı ve binmek istemediğin bir at oldu mu? Hani birkaç kere yarışmışsındır ve hani o elektrik kurulamamıştır. Oluyor mu hiç böyle bir şey? Zaten iyi bir atsa sürekli devam ediyoruz ama kötü bir atsa, istediğim şeyleri yapmıyorsa yarış içerisinde tercih etmiyorum daha sonraki yarışlarında. Sen de seçebiliyorsun. Tabii yani menajerim aracılığıyla ben bu atta şunu gördüm. Yani ben bu atın şu halini işte bunu beğenmedim gibisinden söylüyorum, rapor veriyorum. Ertesi gün mesela koşacak, ertesi hafta koşacak, tercih etmiyorum. Başka bir atı tercih ediyorum. Peki mesela yarıştan önce deminkindeki örnek hissetmen yani zaten evet. bu ben birinci olacağım gibi ses de evet. çıkarmış yani kazanacağız diye. Tersi durum oluyor mu? Onda yine olayı yönetmen için çok az birkaç dakikan var ya yarış öncesinde. Acaba bunu sezgisel iletişimle yapmak mümkün mü? Şöyle söyleyeyim, çok sürpriz atlarla kazandım. Çok gelmeyecek atlarla kazandım öyle söyleyeyim. Yani program üzerinde gelmeyecek atlarla kazan. Ben kazandığımı en büyük borcum iletişim diye düşünüyorum. Bravo, çok atı güzel. Sürekli üzerine çıktığım zaman onu yarışa motive ederim. Hı-hı. Yarışa çıktığını hissettirmem lazım. Üstünde olan çünkü benim. Hı-hı. Onu yarışa hazırlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ki yapıyorum da kazanıyorum yani çok o atlarla. Güzel. İşte örnek vereyim en son dün bir atla kazandım hı-hı. Adana'da. Hı-hı. Çok sürpriz bir at. Yarışa çıkarken kendisini çok en iyi şekilde motive ettim. Hı hı. Sevdim. Kendisi dişi bir attı. Dişiler genelde çok sevgiye şey olduğu için. Sevdim, konuştum. Söylediklerim, içimdeki şeyleri anlattım. Bu yarışı en iyi şekilde çıkarmamız lazım. Bu şekilde ilerledim. Çok güzel. İletişim halinde olduğum için, sevgimi ona verdiğim için bizi en iyi şekilde yarıştan çıkarıyor diye düşünüyorum. Ben bu şekilde devam ediyorum yani. Çok güzel. Evet. Çok enteresan. Peki burada senin başına böyle talihsiz bir şeyler geldiği oldu mu hiç yarışta? Talihsiz yani anda, böyle kaza vesaire yaşadın mı hiç öyle bir şey? Yaşadım evet yaşadın. Çok yaşadım. Talihsiz. Aklında kalan en seni üzen hangisi oldu? O zaman şöyle söyleyeyim, Matiz beni bir ara düşürdü. Yine Matiz bak şimdi Matiz. Matiz bir ara Ankara'da yarıştaydık. Starttan çıktık yine aynı şekilde seri bir başlangıç yaptım, numaraya çıktık. Çok keskin bir viraj vardı Ankara'da. Hmm. O virajı çok sert girdiğimiz için o virajı alamadı, dışarıya doğru kayınca ben de yandan düştüm. 3-4 takla attım ama onun hiçbir suçu yoktu. Ben biraz
Diri başlatınca virajı alamadı kendisi. Tabii o da canlı bir hayvan. Virajı alamayınca dışarıya doğru kaçtı. Yazık. Dışarıya kaçınca tabii ben üzerinde dengemi kaybettim. Yan taraftan o hızla düştüm. Bir şey oldu mu? 3-4 takla attım. Şuralarım çizildi, şuralar. Ama kırık çıkık olmadı çocuk. Allah'ım. Geçmiş olsun. Evet, öyle bir şey yaşadık Matiz'le. Talihsiz bir an yaşadık. Geçmiş olsun. Tuğçe, senin bir de tiyatro yaşantına bakacak olursak böyle gerçekten hani damgasını vurmuş isimler var. Shakespeare müzikali, Antonius ile Kleopatra 2012'de. Var olmayan Ayşe'nin muhteşem manceraları var. Evet. Şimdi halen sahnede olan Kundakçı var. Evet. Peki sahnede olmak bambaşka bir şey. Beyaz Cam bana kolay geliyor. Hani belki hani davulun sesi uzaktan hoş duyulurmuş diye. Tabii ki saatler saatler çekimler evet, var. Oyunculuğun başka bir konu saatleri var ama kötüyse yenisini çek kısmı var. Evet. Sende olmayan kötüyse bir sen daha yap yarışan var. Bindin bir daha tekrar. Geri tekrar yok geri evet. Sizin tiyatro gibi. Evet. Tiyatro gibi. Şimdi tiyatroda çok enteresan maceraların olabilir veyahut da senin de böyle sahne kazaların olabilir. Var mı böyle enteresan bir şey? Var. Ben kolumu kırdım mesela sahnede. Sahne üzerinde. Bahsettiğimiz Shakespeare müzikalini oynarken o çok hareketli bir şeydi, oyundu. Böyle 2,5 saat boyunca hani tavanlara çık, oradan koş, buradan koş, böyle şeydik yani, çok aktif bir oyundu. Şeye tırmandığımız, portallere tırmandığımız bir sahne var. Orada işte tırmanıyoruz bir sahnede, ayaklarımızı dolan şey tırmandığımız merdivene dolayıp kendimizi yana bırakıyoruz. Ve hani şey... Sahne perspektifini şey almışız gibi oluyor, seyirci için yana almışız gibi oluyor. Ben onun geri iniş kısmında aşağı uçtum. Ondan sonra bayağı ayağım boşluğa geldi. Kaç yani. Metre? 2,5 metre kadar bir yer. Ondan sonra sırt üstü aşağıya uçtum. Şey kafamı falan çarpmamış olmam tabii büyük şans. Ve seyirci görmedi yani. Ben çünkü iç tarafa düştüm. Ve hemen sahneye geri çıkmam gerekiyor. Orkestradan birkaç kişi gördü. Haluk abi gördü falan ama yani biz oyunu zaten şeylerle, headsetlerle, mikrofonla. Haluk Bilginer diyorsun. Haluk Bilginer de evet. Aynen. Ondan sonra ve hani aklımda o sırada tek şey var. Öbür şarkıya ben başlıyorum. Ben söylemeye başlayacağım. İşte saçmalık aslında yani düşmüşüm yani neyin şeyini yapıyorsa çıktım geri sahneye ondan sonra ve gözümle işte Selen var partnerim karşılıklı o sırada onunla başlıyoruz bir müzik eşliğinde şöyle giriyoruz hani dans ederek giriyoruz bileğimi bir şey olduğunu fark ettim ve Selen'e gözümle şeyi anlatmaya çalışıyorum bakıyorum ve yapıyorum ondan sonra o da anlıyor ki bir şeyim var ne olduğunu tabii bilmiyor ve sakınmaya başladı sonra sahne üstünde herkes anladı bende bir şey var ondan sonra tabii şeyi anlamıyorsun o ilk etapta sıcaklığıyla mı diyeyim artık tansiyonum düştü falan midem bulanmaya başladı ama hani anlamıyorum ne olduğunda ilk perdeyi öyle kapattık ondan sonra ben direkt hani çöktüm zaten yere işte yakında bir hastane var oradan işte birilerini getirmeye işte elime bir şeyler sıkıldı ondan sonra işte parmaklarını oynatabiliyorsun oynatıyorsun tam kırık yoktur falan. Tabii öyle bir şey yokmuş aslında. Gayet de kırıkmış. Ondan sonra... Demek ki parmakları oynatsam da kırık olabilir. Oluyormuş. Onu bilelim. Ondan tamam. Sonra, yanlış ben bilgi. Ben öyle ikinci perdeye çıktım. Hmm. Ondan sonra oyunun sonu yani gelmedi diyeyim yani. Hani çok acayipti artık. Böyle hani şöyle ağlıyordum ama devam ediyor oyun bir şekilde akıyor falan. En son şey elimi şeye sakladım. Tek elimi arkaya sakladım. Çünkü oynamıyor artık kol yani gitti. Perde kapandı, ben ağlayarak yere çöktüm. Oradan hastaneye, buraya kadar alçı. Ondan sonra hastanede hala şey diye ağlıyordum. Perşembe oyunum var, alçıya alamazsınız konumu falan diye ağlıyordum. Doktor dedi ki, normalde şuraya kadar alabilirim ama sana güvenmiyorum. O yüzden buraya kadar alacağım dedi. Ben 6 hafta öyle kolla sahneye geri çıktım. Ondan sonra şeyle... Sana böyle, özel rol yazdılar mı yaralı kız? Kırık kollu soykarı diye ekşi sözlükte falan entry açıldı hakkında. Çünkü yani komikti. Sahneye çıktığımız anda maskeler vardı böyle elimizde. İndirdiğimizde herkes böyle gösteriyordu. Aa kolu kırık, kolu kırık falan diye seyirci seslerini duyuyordum böyle aşağıda. O benim için çok tabii farklı bir deneyim oldu. Tavanlara tırmanamadım sezon sonuna kadar. Aşağıdan oynamaya, eşlik etmeye devam ettim bir takım şeylere. Deneyimmiş o da yani. Oluyormuş. Ama çok o sıcağı parmak oynanıyorsa kırık olabiliyormuş yani. Ya onu da öğrenmiş olmak iyi oldu. Bak bu evet. Programdan da bir şey öğrendik. Evet. Öyle. Peki Ali mesela o oyuncu ne yaşarsa yaşasın sahnede onu yansıtmamakla bir görevi var. Tabii. Öyle bir işi var. Evet. Sen de mesela o gün çok canın sıkıldı kavgalar ettin. Sonra gittin yine atın üstündesin. Ne yapıyorsun? Nasıl yönetiyorsun durumu? Her şeyi unutuyor musun yani yoksa? Yani dışarıya yansıtmamaya çalışıyorum tabii.
Ben genelde güler yüzlüyümdür. Hı-hı. Seyirciler beni o şekilde tanıdı. Hı-hı. Tabii bir gün moralim bozuktu. Yarış kaybetmiştim. Ertesi gün Adana'da yarışlarım oldu. Adana seyircisi özellikle beni çok seviyor. Hı-hı. Güler yüzlü olduğum için bana çok sevgilerini yansıtıyorlar. Atın üstüne çıktım, moralim bozuktu, hiç gülmüyorum, böyle gayet şeyim, böyle agresif gibi bir halim var. Beklenti yüksek senden, güler yüzlü Ali. Seyirciler sonra dedi ki, Ali ne oldu dedi, neden gülmüyorsun diye söylentiler oldu tabii o seyirciler arasında. Biz seni böyle tanımıyoruz dediler bana. Hemen fark etmişler, evet. Ne güzel. Tabii yansıtmamaya çalışıyoruz ama çok böyle şey olduğu zaman ister istemez o ruh halimize işliyor. Tabii sen zaten onu... İzleyici yüz ifadene bakar ama at içini okuduğu için ondan kaçıramıyorsun. At, evet, yemiyor yani. At da, onu nasıl yönetiyorsun? At da anlıyordur tabii, hissediyordur. Ata da yansıtmamaya çalışıyorum. Ben sürekli yaptığım şey mesela atı konuşuyorum. Atlarla sürekli konuşuyorum. Çok güzel. O şeyi yansıtmıyorum. Yani kötü ruh halimi yansıtmıyorum ata. Çok güzel. Peki senin mesela kariyerinde neler var yapmak istediğin? Bir sonraki nokta nedir? Amcandan bahsettin, Avustralya'da koşuyor dedin. Evet. Senin böyle yurt dışı hayallerin var mı? Bir sonraki basamak nedir jokeylikte? Tabii hayallerim doğrultusunda ilerlediğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar geldiğim sürekli hayallerimin doğrultusunda ilerledim. Öyle de devam ediyorum. Şu anki hedeflerim tabii ki üst düzeyde hepsi. Türkiye'de Gazi koşusu kazanmayı hedefliyorum, planlıyorum, inşallah olur. Daha sonra akabinde yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Yurt dışında önemli başarılara imza atmak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde desteklemek istiyorum. Onun haricinde üst düzeyde profesyonel bir şekilde jokeylik hayatıma devam etmek istiyorum. Böyle bir planlarım var tabii. Peki yurt dışı derken var mı önemli, yani özellikle kafanda bir ülke? Avustralya'yı çok seviyorum mesela. Amcam sürekli bahsederdi. Avustralya'daki ortamı, oradaki atmosferi, yarış şartlarını, yarış şeyin camiasını sürekli bahsederdi bana. Ben de çok hoşuma gitti. Baktım, gördüm, izledim. Tabii Avustralya'da binmek istiyorum. Onun haricinde İngiltere'yi çok seviyorum. İngiltere'deki yarışları seviyorum. Oralarda en iyi şekilde tabii olursa gidip binmek istiyorum oralarda. Orada bir devlet kurumu bizim gibi, yoksa daha özel işletmeler mi Avustralya'daki sistem? Tam olarak bilmiyorum da devlet kurumu diye zannediyorum ben. Olabilir. Olabilir yani, devlet kurumudur bence. Tam bilgim yok o konuda. Peki Tuğçe, senin nedir bir sonraki adım, bir sonraki basamak ya da oyunculukta hayal dediğin nokta, gerçekleştirmek istediğin? Yani şöyle ki, ben aslında çok da şey hayaller kurmuyorum galiba. Biraz daha böyle yaşamın kendi döngüsünde akması taraftarı bir insanım. Gelen şeyleri hani bana, yani mesela tiyatro anlamında çok, bana göre Türkiye içinde çok özel bir noktada bir tiyatroda iş yapıyorum. Oyun atölyesinde. Çok şanslıyım ki daha mezun bile olmamıştım müzikal orada başladığında. Yani yıllardır oyun atölyesinde Haluk Bilginer'in ekibindesin. Evet, aynen aynen. Şimdi de sahnede olan Kundakçı. Kundakçı. Evet, 3. sezonumuza girdik. Bu sezon hatta 100. oyunla başladık. Çok yani keyifli, yani tiyatrosal anlamda hep o tarz insanlar ve o tarz işlerin içinde olmak istiyorum. Yani ömrümü hani derler ya, sahnede ölmek istiyorum. Yani evet, hani bunu her zaman ömrüm boyunca tiyatro sahnesinde çıkmak ve şarkı söylemek istiyorum. Hani benim bir müzik şeyim de var, geçmişim de var, devam ettirdiğim hala bir kariyerim var. Yani ikisini de hep hayatım boyunca yapmak istiyorum. Sevdiğim insanlarla sevdiğim şekilde yapmak istiyorum. Hani paradır, şandır, şöhrettir falandır filandır. Onlar, Haluk abi der mesela, şöhret bizim işimizin yan etkisidir diye. Evet, hani gelince kabul etmediğin bir noktada olmaz. Öyle bir iş gelir ki zaten seni oraya taşır. Ama ben onun için yaşamıyorum. Hani o olsun diye yaşamıyorum. Yaptığım işlerle mutlu olmak istiyorum. Çok güzel gerisi bir hedef çok aslında. Da şey değil yani. Hani önemli değil. Çok güzel değil. Bir hedef. Çok güzel. Peki Ali, sen mesela bir rol oynamak istesen. Diyelim ki biyografi filmi oynayacaksın Ali sen. Evet. Kimin canlandırmak isterdin? Ünlülerden kim olmak isterdin? Tabii. Hayatta olan ya da olmayan fark etmez. Kimi canlı? Birisinin hayatı oynanıyor, senaryolaştırıldı. Kim? Hangi karakteri oynamak isterdin?
Bak hiç beklemediğin yerden geldi. Zor soruyorsun. Sezgilerin yani, bilir şimdi bunu. Sezgilerin hemen bilmesi şimdi lazım. Filmleri hatırlıyorum da. Filmi değil, insan karakter insan düşün. İnsan karakterleri aha. İşte hangi... Hiç aklıma gelmiyor. Peki sen Tuğçe? Düşünüyorum ben. Sen de ben soru sormuşum. Zor soruyu yani. Kimi oynamak isterdin? Agatha Christie mesela. Türk düşünme illa ki. Yok yabancı evet düşünüyorum ama... Aa bilemedim. Abi ben de bilemedim. Bayağı bilemedim. Ben ya. De bilemedim. Siz sonra oyuncu cevap verebiliyor musun ben buna? Yani 10 dakika ara vereceğim bunun için. Bilemedim yani. Hiç aklıma gelmiyor ya benim de. Yani o zaman Ali dermiş ki şimdi ben Ali Kaçmaz'ı oynamak isterim. Yani. Yarın öbür gün nasıl böyle şampiyon yapıldı. Ali kendisi oynasın başrolde kendini. İnşallah öyle şeyler olur. Şahane olur vallahi çok güzel olur. Sen de daha düşünüyorsun. Düşünüyorum. Yani Tuğçe Hanım oyuncu oldu halde ben nasıl düştüm? Değil mi? Evet. Ya aslında belki de bazen çünkü insan oluyor rol modeli oluyor ne bileyim ben çocukken izlemişsin. Ben de onu merak ediyorum mesela Tuğçe Hanım'da. Siz hangi rolü en iyi şekilde oynamak istiyorsunuz? Mesela kötü karakter mi, iyi karakter mi ne bileyim böyle nasıl söyleyeyim böyle hareketli, heyecanlı bir karakter mi nasıl hangi? Şöyle ki aslında iyi kızı oynamak mesela çok tatlı gelmiyor bana. Onu söyleyebilirim. Çünkü kolay mı? Kolay yok kolay diyemem. Hiçbir rol kendi içinde o kolaylığı bence taşımaz. Yani altyapısıyla çok alakalıdır ama ben dişli rolleri seviyorum. Hani kadın biraz atıyorum deli olabilir. Evet. Ondan sonra psikolojik sorunları olabilir. Ondan sonra yani karakterinde sorun olan kadını oynamak bana her zaman daha tatlı mesela. Histerik bir kadın olabilir, ondan sonra sakat olabilir, zihinsel engelli olabilir. Hı-hı. Hani bu tarz rolleri oynamak çünkü oyuncuyu çok zorlayan ve başarabilirse eğer çok başka bir noktaya taşıyabilecek bir şey. Tabii ki geliştiren. Çok hem de. Ben hani şeyi seviyorum, çalıştığım her rolde beni bir şeyler çok zorlasın. Hı-hı. Yani ben onunla alakalı oynarken de düşünmeye devam edeyim. O bana tatlı. Hani gidip bir köşede böyle tatlı tatlı işte çayımı yudumlamayayım mesela yani. Bir şey yapıyor olayım ekstra. Sinemada da genelde zaten komedi filmlerini oynuyorsun değil mi? Son öyle sinema filmleri. Geldi. Öyle evet, denk geldi. Öyle denk geldi. Yani Değiştir Bakalım filmi evet bir komedi filmiydi. Ve ilk defa da başrolünü üstlendiğim bir iş oldu benim. O anlamda hani benim için başka bir deneyimdi. Bir de hani film kendi içinde bütün kadın ve erkek karakterlerin bir olay sonrasında yer değiştirmesi. Yani kadınların hayatta erkeklerin rolünü, erkeklerin de hayatta kadınların rolünü almasıyla gelişen bir hikayeydi. Fikir bence çok hani tatlı bir noktadaydı. İki karakteri oynamak, hem böyle hanımının bir evde kalmış bir kızı oynamak, hem de sonrasında böyle hiç kimseyi takmayan kabadayı bir mahallenin bıçkın delikanlısı tadında bir kızı oynamak çok benim için keyifliydi haliyle. Bahtiyar Bahtı Karadağ konuk oyuncu olarak bir sahnede rol oynadım. O da Kadir Çöpdemir'le olduğu için çok böyle keyifli bir sahne oldu benim için. Ondan sonra evet iki kere üst üste komedi denk gelmiş oldu. Issız Adam'da yani çok böyle ilk 5 dakikasında bulunduğum ve hani rol diyebileceğim bir şey de değildi. Ondan sonra benim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü hani oyuncuydum ve Çağınırmak filminde gözükmek hani arkadan geçen birisi olmak bile çok benim için o zaman ekstra bir durumdu. Çok o da o anlamda güzel bir deneyimdi benim için. Bakalım önümüzde ne olur hani komedidir, dramdır gibi bir şeyim yok zaten. Seçmek gibi bir yani kafamda öyle bir seçimim yok. Dediğim gibi rol benim için olsun. Dişli ve oynamaya böyle çok hevesle gittiğim bir şey olsun. Üzerinde çalışmaya çok heves ettiğim bir şey olsun isterim. Çok güzel. Peki böyle işin içinde atlı bir rol olsa tamam o ilk belki hani gelinlik olmadan nasıl bir şey olur? Var mı böyle bir kafanda? Güzel olur. Hayal, aslında henüz gene öğrenciyken ilk oynadığım dizi benim Kara Yılan diye ATV'nin bir işiydi. Onda mesela bütün erkek karakterler at biniyorlardı. O dönem çok heves etmiştim çünkü hepsi için işte eğitimler alındı bilmem falan. O dönem gördüm mesela hiç kolay bir şey olmadığını gördüm. Çok zor. Niye kadın karakterler binmedi o dizide? Efendim? Niye kadın karakterler binmiyor? Sadece erkek karakterler mi biniyordu? Evet ulaştırmayı çünkü aktif savaş şeyleri vardı, sahneleri vardı. Biz daha çok evde oturan işte eşini bekleyen kadınlar durumundaydık. Ama bizim erkek karakterlerimiz çok zorlandılar. Yani attan ciddi anlamda korkup da sete gelen birkaç oyuncu arkadaşım vardı. Kazalar yaşandı işte. Bir tanesini at duvara çarptı mesela. Üzerindeki büyük bir korkuyu, tedirginliği hissettiği için muhtemelen at bunu anlıyor. At üzerine çıktığı zaman o heyecanlı hissediyor at. Korktuğunu hissediyor üstündekinin.
kendi haline bırakıyor. Ve attı hatta yani. Biraz dalgasını geçiyor tabii. Yani yönetir hemen evet, patron olur. Arkadaşın omuzu çatladı mesela. Yani. Hissediyor atanı çünkü. Evet. Yani çok patron tehlikeli. Benim diyor. İstediği hareketi yapabiliyor bu sefer. Hı-hı. Kararsızlığı sevmiyor at zaten. Evet. Evet. Orada alır başını gider. İstediğin evet. yere götürür Hı-hı. seni. Ama bir yandan da çok keyifli gözüküyor tabii yani. Dediğim Hı-hı. gibi benim deneyimim hani çok hani ufak ve enteresan bir şeydi. Ama hani isterim gerçekten de bir at eğitimi alabileyim. Üzerinde Hı-hı. gerçekten de şöyle bir gidebileyim falan. Çok keyifli bir şey. Ne kadar sürede öğrenir sence? Yani aktif yaparsa 10 günde öğrenir diye düşünüyorum. Evet, bence fiziğiniz de çok uygun ya. Hani hadi diyelim bir ay değil mi? Hadi yani, bir ay profesyonel olursun. Aktif yaparsan yani. Kastı şey haftada 3 gün gelirsen gibi bir şey söyledin değil mi? 10 günde haftada... Umarım bir fırsat bulup bunu hayata geçirebilirim. Yani şey olarak da önemli bu çok arada. Çok güzel bir oyuncu olarak yani. Da önemli bir şey. Böyle kesinlikle. Bir rol gelmesinden tabii, ziyade tabii. çok iyi bir vücut şey yaptığını biliyorum zaten. Yani, tavsiye ediyorum yani çok güzel bir duygu. Tabii ki rol gelmesinden de ziyade senin CV'nde varsa at binmek senaryoyu da ona göre yazdığını biliyoruz artık yönetmen. Ya da zaten öyle bir şey vardır, senaryo vardır. Dolayısıyla at binen oyuncuları tercih ediyorlardır, dövüşebilen oyuncuları tercih evet. ediyorlardır. Onun CV'de gözükmesi iyi bir şey tabii ki. Bir de ama dizi bazen 10 yıl gibi bir süre olunca hani... Evet, olabiliyor. Onun için gelen oyuncuya göre de senaryo değişebilir. Tabii tabii canım, söylüyorum. Kesinlikle. Dizi uzadıkça kendi içinde senaryonun değişmekten başka şansı yok evet. zaten. Güzel. Peki sen böyle uzun soluklu bir rolde dizide rol almak ister misin? İsterim ama yani hoş yaşamadan bilebileceğim bir şey değil de 10 sene aynı dizinin içinde olmak ister miyim bilmiyorum ya. Evet. Yani onu gerçekten bilmiyorum yani. Hani o zaman hayat benim o istemediğim memuriyet hayatına dönmüş halde olabilir. Evet. evet. Öyle. Ama tabii yaşamadım bilemem. Belki de çok keyiflidir. Ali sen dişi erkek at farkından bahsederken evet. dişi at daha çok sevilmek ister dedin. Tabii. Geçen de Kentmaraş'taki başarını gözlemledik. Hani çok beklentisi yüksek olunmayan bir attı birinci evet. getirdin. Evet. O da dişi bir attı. Evet. Buradaki dişi erkek at farkını bir ifade eder misin bize? Tabii dişi atlar sevgiyi daha çok istiyor. Yani yanına gittiğin zaman o sevgiyi ona vermen lazım. Yarışa çıkacağın zaman o sevgiyi o hissetmesi lazım. O gün de sağ çok kötüydü. Sağının kötü olması onun için bir dezavantaj olabilirdi ama o avantaj haline çevirdi. Çünkü iletişim halinde ilerledik Kentmaraş'ta. Yarış içerisinde olsun, yarış gerisinde startta olsun sürekli iletişim halinde olduğumuz için beni yanıltmadı kendisi. Ben de onu yarıştan sonra öperek tebrik ettim istediklerimi yaptığı için. Çok tatlı. Yarış içerisinde nerede ne istediysem harfiyen kendisi çok uyguladı. Gideceğiz kızım. Hı-hı. Şurada kalalım kızım. Hadi gidelim kızım dedi Hı-hı. düzlükte. Çok güzel. Kendisine düzlükte iki tane kamçı vurdum. Daha sonrasında istediğim cevabı aldım. Hı-hı. Ve çok iyi bir şekilde yarış kazandık. Çok sürprizdi güzel. Kendisi de. Çok güzel. Konuşarak iletişim demek ki faydalı oluyormuş. Çok yani. Güzel. Şimdi bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel. Sezgisel iletişimle evet. ilgili bu örneğin benim için çok önemli. Şimdi evet. gittin erkek at. Ama falan diye bir takılıyor yani. Oradaki yani sevgiyi vursamıyor mu? Cevabını vermiyor mu? Sen onu nasıl yorumluyorsun? Erkek atların tavırları biraz dişi atlara göre daha farklı oluyor. Yani ben agresif falan atlar oluyor erkeklerde. Benim diyor mesela. Ben ne dersem o olur hissiyatı veriyor. Böyle seni götürmeye çalışıyor. Seninle inatlaşıyor. Ben bunu yapacağım diyor. Sen izin vermiyorsun. Agresif olduğu için o kendini bir güçlü lider gibi zannediyor. Ama bir yerden sonra o kendi hissiyatını kabul ettirmediğinden sonra bütün şey benim elime geçiyor. Ben ne dersem onu yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir duygusal sezgileri var tabii erkek atların. Yani böyle dişi süreç oluyor diyorsun. Evet, dişi atlarda onu pek şey ama dişi atlar genelde heyecanlı oluyor yarışa çıkarken. Bir korku panik hissedebiliyor. O korku paniği yendirmek de tabii sizin elinizde, jokeyin elinde. Jokey nasıl onu yarışa hazırlarsa o şekilde kendini yarışa veriyor. Yani dişi atlar daha uyumlu olabiliyor diyorsun yarış sürecinde. Dişi atlarla daha iyi uyum sağlayabiliyorum diyebilirim yani. Dişi atlar özellikle sevgiyi çok istediği için ben de sürekli sevgi verdiğim için, konuştuğum için, sevdiğim için atları bana avantaj haline geliyor. Beni şey yapıyor yani kazanıyoruz yani beraber. Çok güzel. Tuğçe'cim senin şimdi
Tabii ki müzik eğitimin var. Hı-hı. Aynı zamanda sahne performansların var. Şarkı söylüyorsun, orkestran var. Evet. Yani orkestrayla birlikte şarkı söylüyorsunuz. Zaten hani bu ben izleyemedim. Çok isterim. Keşke bir daha bu Shakespeare müzikalini oynayacak mısınız? Hayır. Öyle bir şey olmayacak mı? Yok. Peki, nasıl görüyorsun kendinin sahneyle ilgili geleceğini, fırsatlarını veyahut da hani bir albüm çalışman var. Evet. Sonuçlandı mı? Şöyle ki o albüm çalışmasını yaptığım grup şey bir gruptu. Biz böyle eski türkü düzenlemeleri işte gibi parçalar söylüyorduk. Şey ki bu yabancı ve Türkçe işte Gürcüce de söylüyordum, Ermenice de söylüyordum o grupta. İşte Yunanca bilmem ne hani bizim kendi türkülerimizden çok güzel böyle yörelerden türküler proje. Falan. Ve çok değişik yerlerde konserler veriyorduk. İşte tiyatro salonları, kiliseler olsun işte falan hani hep o tarz yerlerde. Çok keyifli bir işti. Şu an maalesef devam etmiyor. Bir sürü ara verdik. Geçen sene bir albüm çalışmamız oldu onlarla. Hı-hı. Hem enstrümantal hem de işte solistli parçalarımız var. Hı-hı. Ondan sonra albümü yaptık işte şey sosyal şeyde internet mecrasında bulunuyor zaten. Hı-hı. Ondan sonra Kaknus Ensemble diye bir grup bu. Şu an onlarla ama bir süre bir şeydeyiz, moladayız. Onun dışında hı-hı. benim şey çalıştığım evet bir takım şeyler var, gruplar var. Ondan sonra bazı özel gecelerde işte program yapıyorum. Yazları hı-hı. genelde aktif olarak sahneye çıkıyorum. Ondan sonra o şekilde şey hani hem oyunculuk hem müzik çalışması ikisi beraber gidiyor. Zaten bence bunlar birbirini destekleyen de şeyler. Sahne üzerinde, tiyatro sahnesinde kulağında ritim olan, şarkı söyleyebilen oyuncu olmak her zaman bana avantaj olarak geri döndü. Çünkü sahnenin de kendine ait bir ritmi vardır. Hayatın kendine ait bir ritmi vardır zaten. Bunu duyup oradan almak, duyguların da ritmi vardır bence her duygunun kendine göre. Onu kafamda oradan işletebilmek bana her zaman avantaj olarak döndü. O yüzden ikisi de hep herhalde paralelde gitmeye devam edecek. Hani birinden birisi demeyeceğim hayatım boyunca. İkisini de her zaman keyifle yapacağım. Çok güzel. Bize o zaman konumuza dair bir nakaratla bitirebilirsen sözün çok hoşumuza gider. O zaman konuyla alakalı aklıma ilk gelen şeyin sadece küçük bir nakaratını söylemeye çalışayım. İzin verirseniz. Çek faytonu yarime uzanalım çağırıyor günlerinin hasreti. Dip. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ çok teşekkürler. Çok İkinize de çok teşekkür ediyorum katılımınız teşekkür için. Yine güzel şeyler öğrendik. Böyle yapınca parmağımızı kol kırılmış olabilir. Onu öğrendik. Senin iletişimde dişi erkek farkını tabii. öğrendik atlarda. Evet. Bu benim için değişik bir bilgi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için buradaki bilgilerin hepsi değişik. Hepsi zaten değişik çok oldu. Keyifli oldu. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür evet sayın seyirciler bir atla gelişelim daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bizi sosyal mecralarımızdan takip etmeye devam ediniz. Sevgiler, hoşça kalın.